Erken teşhis hayat kurtarır. Bu ne demektir? Herhangi bir şikayetiniz olmadan da, herhangi bir sıkıntınız olmadan da düzenli bir şekilde check-up'larınızı yaptırmanızı istiyorum. Veya şikayetleriniz ortaya çıkmaya başladığı zaman da doktora gitmekten korkmamalıyız, kaçmamalıyız, takiplerimizde kalmalıyız. Ne kadar erken teşhis edilirse başarı oranımız o kadar yükseleceği için elimizden geldiğince doktorla bağlantımızı koparmamamız gerekir. Bunları söyleyebilirim. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bunu asla unutmayalım. Evet kıymetli SRT izleyenlerimiz, Sivas Radyo Televizyonu Şifa Kapısı programımızda bugün erken teşhis hayat kurtarır dedik ve kanser hastalığını konuştuk kıymetli hocalarımızla ve değerli konuklarımız var, bizlerle birlikteler, hasta yakınlarımız var. Peki erken teşhisin hayat kurtardığını belirttik, hocalarımıza belirttiler. Siz neler söylemek istersiniz efendim? İşte söylenildiği gibi erken teşhis etmek, ben kendi hastalığımdan bahsedeyim. Çok erken teşhis ettim, birinci evresinde. Çok daha az kemoterapi aldım. Daha az tedavi gördüm ve daha çabuk iyileştim. İyileşmeye başlıyorum şu anda. Son aşamasındayım. Birkaç gün sonra bitecek tedavim. Normal insan gibi sağlığınıza geri dönüyorsunuz. Ama her şeyden önce erken teşhis tabii çok önemli ama her şeyden önce bu hastalığın sürecinde moral ve stresten kesinlikle uzak durmak ve buna inanmak gerekiyor. Yani enerjinizi yüksek tutacaksınız. Sürekli güleceksiniz, sıkıntılı olaylardan, sıkıntılı insanlardan uzak durmaya çalışacaksınız. Bence en önemlisi bu. Size birileri dertlerinizi anlatmasın, bırakın onları dinlemeyin. Kötü haberler seyretmeyin. Hep pozitif ve olumlama yapın. Gerçekten bu sizin hücrelerinizi yeniden yenilendiriyor. Evet, kemoterapide sağlık sorunlarınız oluyor, bağışıklığınız çöküyor, tekrar hücreleriniz yenileniyor ama aslında sizin İçinizdeki enerji ve pozitif bakmak sizi yeniliyor. Tekrar. Şimdi ben sağlığıma yeni kavuşuyorum ya. Bu süreç bana yeniden doğuyormuşum gibi geliyor. Bakın mesela saçlarım döküldü ve tekrar uzuyor ya. Tekrar dünyaya geliyormuşum gibi hissediyorum. Ve bunun da bir mutluluğu oluyor. Evet, zor bir süreç. Hastaları anlıyorum. Ama erken teşhis gerçekten çok önemli. Ben bir de şunu yakaladım, doktorlarımdan şöyle bir şey duyuyordum. Ben çok erken bir dönemde ben yakaladım, nasıl yakaladın diye sürekli soruyorlardı. Bunu anlatıyordum. Onlar da bana şöyle söyledi, genelde kadınlar kendilerini önemsemiyorlar. Herhangi bir şey, ya, muayene ettiklerinde, kendilerini herhangi bir şey yakaladıklarında bugün giderim, yarın giderim, bir gün şöyle randevu alırım. Sürekli erteliyorlar ve farkında olmadan kendi hastalıklarını geciktirip belki de diyor doktorum söylediğini söylüyorum. Belki de ameliyat şansı kalmadan bana geliyor dediğini duydum. Mesela bu eğitimli insanlarda da var. Mesela bir proftan bahsetmişti doktorum bana. Kendisi üniversitede prof fakat göğsü çürümüş bir halde geliyor. İşte erken teşhis dediğimiz şey bu. Hayat kurtarıyor. Sizi tekrar yaşama bağlıyor ve sağlıklı bir insandan hiçbir farkınız kalmıyor. Hiçbir fark yok. Yani bence bir an önce işte kadınlar özellikle biz meme kanserinden bahsedeceğim. Yani kanserlerin türlü tür ve çeşitleri var. Ben meme kanseri olduğunu söyleyeceğim. Meme muayenelerini yapıp bir an önce doktorlarına başvursunlar. Ve şu da var değil mi hocam? Hekiminize de güvenmeniz gerekiyor. Hekime güveneceksiniz, tıbba ve bilime güveneceksiniz. Her şeyden önce kendinize güveneceksiniz. Kendinize inanacaksınız. Evet. Bu hastalık sizinle ilgili bir şey. Mesela bugün ben 6 ay önce teşhis koyuldu bana meme kanseri diye. 6 ay önce böyle bir şey yokken birden bende kanser olduğunu söylediler ya, böyle birden evet kanser var sizde. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok ve kimse de olmayacak diye bir şey yok. Bu yüzden her zaman tedbirli olmalı, önlemimizi almalıyız. Sadece bunu söyleyebilirim. Bütün kadınlara da buradan kendilerini önemsemelerini istiyorum. Mesela farkında olun, kendinizin farkında, vücudunuzun farkında olun. Çünkü siz özelsiniz. Evet siz özelsiniz. Bu hayat tekrar size verilmeyecek, tekrar bir yaşam yok. Genç yaşta neden bir kanser olup da hayata veda edelim veya sevdiklerimize veda edelim? Hayatı sevmelisiniz ki kendinize önem vermeniz ki erken yaşta, erken zamanda teşhis edip sağlığınıza kavuşalım diyorum ben bütün kadınlara. Peki hocam, hastanemizin hizmetlerinden de memnun musunuz?
hastane hizmetlerinden inanılmaz memnunum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırdım. Güler yüzlü çalışanlar, doktorlarımız çok ilgili ve alakalı, hizmetliler dahil. Yani radyoterapi oradaki teknikerler inanılmaz iyiler. İnanılmaz bir hastaya nasıl davranabileceklerini, moral verebileceklerini. Hastane çalışanlarından memnun olduğum gibi hastanedeki hastalardan da memnunum. Gelenler de böyle oluyor. Herhalde karşılıklı bir iletişim ve pozitif bir enerji oluyor. Mesela geç kalsam hemen arıyorlar. Neredesiniz Gül Hanım? Sizi bekliyoruz. Yukarıda beni buluyorlar. Çay içerken hadi gelin vaktiniz geldi falan gibi. Gelemediğim zamanlar başka bir randevuyu erteleyebiliyorum. Mesela bunu diğer hastanelerde, devlet hastanelerinde yapmamız çok mümkün olmuyor. Kesinlikle. Bir şikayetim olduğunda doktorumla özel odasında oturup konuşup rahatlayabiliyorum veya ilacımı yazdırabiliyorum, alabiliyorum. Hastaneden çok memnunum. Gerçekten öyle. Teşekkür ediyorum buradaki hizmetlere. Teşekkür ediyorum. Bütün kanser hastalarına geçmiş olsun. Son kez yine söyleyeceğim. Her şeyin başı sağlık. Önce moral, önce kendiniz, siz önemlisiniz. Her şeyden önce bir birey ve insansınız, yaşıyorsunuz. Herkese geçmiş olsun.